Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LGS Tayfa'nın Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. LGS Taktiklerle Paragraf başlığında dördüncü videodayız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. <laughs> arkadaşlar taktik dörtteyiz. Paragrafın ortasına yani başı ve sonu dışındaki herhangi bir yere bir cümle eklememiz istendiğinde ne yapacağız? Bu videoda bundan söz edeceğiz arkadaşlar. Şimdi paragrafın birbiriyle bağlantılı cümleler toplu, topluluğu olduğunu asla unutmayacağız. Paragrafın ortasına bırakılan bir boşluğun öncesindeki ve sonrasındaki cümle bizim için çok değerlidir. Seçenekleri bu boşluğa yerleştirerek Önceki ve sonraki cümlelerle olan uyumu kontrol edilmelidir daima. Burada yanılma yöntemini, yanılma ve doğrulama yöntemini uygulayabiliriz arkadaşlar. Bu konuda kullanılan tipik soru kökü aşağıda verilmiş. Bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullandığı ifade bu arkadaşlar. Şimdi burada neyi hatırlamamız gerekiyor? yine asla unutmamız gereken bir şey. ısrarla vurgulayacağım arkadaşlar. Paragrafı bir örgü kaza benzetebiliriz. Cümleler tam bir uyum içerisinde olmalıdır. Aksi takdirde eklemeye kalktığımız cümle parça içerisinde sırıtacaktır. İşte deneme yanılma yöntemini bu yüzden yapmalıyız arkadaşlar. Koyduğumuzda yerleştirdiğimizde sırıtacak diğer cümle bir kazağın örülmesi sırasında da yanlış bir hamle kazağın tüm dengesini bozacaktır. Bunu da paragrafa benzetebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bir deneme yanılma yöntemini uygulayabiliriz. Bunun dışında dediğim gibi öncesindeki ve sonrasındaki cümleye anlamsal ve yapısal olarak bakmamız gerekiyor. Örnek bir sorumuz var. Hemen bakıyoruz örnek sorumuza. Ne diyor? Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Parçalıma bakıyorum. Yeni şiirimizin değişine, özüne, zevkine pek aldırdıkları yok. Buna karşılık eski zevkleri de savunmuyorlar. Sadece şiir kolaylaştı diyorlar. Kolaylaştı ifadesine dikkat edelim arkadaşlar. Nokta nokta bir boşluğumuz var. Bu sorunun karşılığı demiş. Demek ki bir soru var burada. Dikkat burada bir soru gelecek. Adına yeni şiir dediğimiz Akımın özellikleri incelenerek verilebiliriz sanıyorum. Son yılların şiirinin başlıca özelliği de şiirin bugüne dek bağı olduğu kuralları bir yana atmasıdır. Bu da sorudaki kolaylaşma. Bu kısım çok önemli. Demek ki soruda kolaylaşma ifadesi geçiyor. Kolaylaşma ifadesinin ardındaki en önemli gerekçe sanırım demişiz. Arkadaşlar kolaylaşma ifadesi bu sorunun içerisinde geçecek. O zaman Şiir yazmak bir hobi midir? Burada hobi ile ilgili herhangi bir şeyden bahsetmedi. Kolaylaşmak ifadesi ile alakalı olacak bu değil. Neye dayanarak, neyi göz önünde tutarak söylüyorlar? Dikkat edin burada bu sorunun karşılığı neye dayanarak, neyi göz önünde tutarak dedi ya B seçeneğinde. Aynı zamanda boşluğun ardından ne demişti? Bu sorunun karşılığı adına yeni şiir dediğimiz akımın özellikleri incelenerek verilebilir demişti. Yani bir yol gösterdi. Neye dayanarak, neye tutanarak. Ve söylüyorlar şiirin kolaylaştığını diye soruyor. Evet kolaylaşmak ifadesi burada geçti. O zaman bunu yerleştirmeliyiz. Yani şöyle olmalı. Sadece şiir kolaylaştı diyorlar. Neye dayanarak, neyi göz önünde tutarak söylüyorlar şiirin kolaylaştığını? Bu sorunun karşılığı adına tıt tıt şeklinde devam edebilir. Arkadaşlar kesinlikle cevabımız B olmalıdır. Şu an birebir olarak mantığımız üzerine örneğimizi çözdükten sonra örnek sorumuza baktıktan sonra şunu diye olabilirsin. Ya hoca verdiği taktiğe uygun bir örnek soruyla karşımıza çıktı. Ama inan bütün sorularda aslında bu yöntemi rahatlıkla uygulayabilirsin. Arkadaşlar Burada dikkat etmemiz gereken boşluğun öncesi ve sonrası. Orada bir anahtar ifade var. Onu yakalayacağız. Ve parçanın devamında da dikkat et. Sonuç cümlesinde de son cümlede de yine ne dedi? Bize yine tiyo verdi. Bu, bu da sorudaki kolaylaşma ifadesi şeklinde bize yardımcı oldu. Cevaba ulaşmamızda ek bir şey daha söyledi. O yüzden bunları adım adım takip edeceğiz arkadaşlar. Cevabımız B olmalıdır. Diğerlerine baktığımızda şiir yazmaya ne zaman başlar bir insan? Hiçbir alakası yok. Her edebi açının şiir yazması gerekir mi? Bununla ilgili herhangi bir şey söylenmedi arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Taktiklerimizi dikkatle uygulamaya çalışacağız. Örneklerimize bakacağız. Ve LGS'de hiçbir soruyu kaçırmayacağız. Hiçbir sorudan korkmayacağız. Çünkü biz efsaneyiz. Bu senede efsane olacağız. Tıpkı önceki senelerde olduğu gibi daha önceki senelerdeki arkadaşlarınız gibi. Bu senede sizinle birlikte efsane olacağız. Hadi gösterin kendinizi. Videoya like atmayı unutmayın. Yorumlara sizi bekliyorum. Hala abone olmayan varsa aranızda lütfen abone olun artık. Hadi yorumlarda görüşelim. Kendinize iyi bakın. <laughs>